Herkese merhabalar Tonguç Hocam da endüstride asit ve bazları biliyorsun. Tonguç evladım ee, sanayi, endüstride kullanılan bir sürü asit hocam ve baz Hocam ben endüstri mühendisi olmak istiyorum. Kaç tane net yapmam lazım? Endüstri mühendisi olmak için e, 78 tane net yapman gerekiyor Tonguç. Kaç soruda hocam? E, 78 soru üzerinden. O hepsini doğru yapmam lazım. Evet, ben. hepsini doğru yapman gerekiyor. O zaman bana bu konu gerekiyor. Çünkü ben yapamam sen. hocam o zaman. Ben Saçma olmak <laughs> Sülfürik asit zatçağı denilen e, asidin endüstrideki formülü H2SO4 sülfürik asit. Bak içinde S var. Yani kükürt var. SO4 de zaten sülfattı. Hidrojen sülfat diye de ezberleyebilirsin bunu evladım. Ee, üzerine bunun su eklenmez sonuç. Su eklersen diye reaksiyon çıkar ve seni yakar. Nasıl yakarım. çıkar hocam? Nasıl çıkar? diye inanılmaz bir reaksiyon oluyor. Hocam e yani. saçımıza sürersek saçımızı güçlendirir ve dalgalı bir şekilde e Saç olur. Saçma dökülür. Çünkü kadınlar bunu aynı zamanda ağda yaparken kullanılıyor. Ya Allah'lar Direkt dökerler. Peki suyla asit bu asit birleştiği zaman reaksiyon oldu falan. Ondan sonra oluşan su şeye ne diyoruz? Sıvıya ne diyoruz biliyor musun adam? Akü asidi diyoruz. Daha doğrusu pardon özür dilerim. E, reaksiyon oluyor dedik. Bu reaksiyon dedik. Aynı zamanda sülfürik asit Akü asidi olarak da kullanılıyor evladım. Hmm. Bunu unutmayacağız. Yani akü hani içinde su var ya su var ya bu akünün içinde akü suyu derler. Akü suyunun üretiminde kullanılıyor diyoruz. İnsanın aküsü suyu mudur hocam? Hayır hanım Akü dediğimiz şey arabanın elektriğini sağlayan zımbırtı. Nitrik aside bakalım. Nitrik asitte HNO3 yani hani en dediğimiz şey azottu, bu da nitrattı. Hidrojen nitrat diye de ezberlemesin ama nitrik asit diye bilmen daha mantıklı. Kezzap. Abi kezzap çok önemli bir şey. Ne yapar kezzap? Cezdemde değil mi hocam? Hayır ne Evladım o zakkum be. ne evet. <laughs> Kezzap dediğimiz şey aslında nedir evladım? Kezban. Hayır karıştırdım. E, eritici bir asittir Tonguç. E, bu Şunu unutmayacağız. Asitler su ile karıştırdığımızda ısı veren maddelerdir. Ee, dolayısıyla bunları sudan uzak tutmamız gerekiyor, unutmayalım. Aynı zamanda e, nitrik asit dediğimiz yani kezabın bakır, kurşun ve gümüşü erittiği bilinir. Tonguç. Dolayısıyla zararlı bu. Yani öyle eritici bir kuvvetli bir asit. Aynı zamanda gübre yapımında kullanılıyor Tonguç. Tezek. Aynı zamanda e, TNT yani dinamit yapımında kullanılıyor Tonguç. Bu ne demek? biliyor musun TNT? Bilmiyorum hocam. Trinitro e, yani içinde nitro var. Bak Aa, burada ne var? Şey. Ha, aynen öyle bak. E, trinitro toluen dediğimiz bu maddenin içinde nitro var. Bak burada ne var? Ha. Bak bunun içinde ne var? Bunda ne var? Dolayısıyla TNT yani dinamit yapımında kezzap kullanıyor. Nobel bulmuş değil mi hocam dinamiti? Efendim canım? Nobel diye bir adam bulmuş. Barış ödülü veriyorlar. Evet saçmalama ilk kez öyle şey bu. E, hidroklorik bakarsak ...HCl hidroklorik asit dediğimiz ee, Yani tuz ruhu diyebildiğimiz bildiğimiz zımbırtı. Özellikle tuz ruhu temizlik için kullanılır evlerde. Ama endüstride nasıl kullanılıyor? Endüstride evladım pas giderici olarak kullanılıyor. Bak bunu bilmek zorundayız. Ee, pas giderici diye bir şey paslanmış maddelerin üzerine dökersek Tonguç... ...üzerindeki pasları alır götürür. Aynı zamanda ilaç yapımında kullanılıyor... Aynı zamanda tava yapımında kullanılıyor Tonguç. Bunları biliyor musun evladım? Tava. Evet. Aynı zamanda evladım PVC yapımında yani hani PVC camlar var ya Tonguç. Evet hocam çift cam. Evet çift cam teknoloji. Beyaz dediğimiz zımbırtının yapımında e, kullanılıyor. Aynı zamanda metallerle bu reaksiyona girince Tonguç'um hidrojen gazı çıkartıyor Tonguç. Yani metalle asit reaksiyona girdiği zaman huş, diye sesler çıkıyor evet. ve hidrojen gazı çıkarıyor. Mesela şöyle diyelim. Bak, çok basit bir örnek. Bu kaşık ne işi var burada bilmiyorum ama bunun üzerine <türüyorum> <laughs> hidroklorik asit dökersek Tonguç. diye buyrun, sesler çıkar. Hayır, bakalım. o hidroklorik asit olmuyor dedim. O limon. Bak bunun üzerine sesler çıkar ve buradan gaz çıkışı olur. Bu gazı sakın soluma. Çünkü patlayıcı bir gaz. Yani hidrojen gazı. Aman dikkat ediyoruz Tonguç'um. Ee, ve geçtik. Hidrojen flor'a bakalım. <laughs> HF diye biliniyor hidrojen florür. Ve çok dikkat et camı eritebiliyor Tonguç. Yuh. Bak camı eritebilen bir asitten bahsediyoruz Tonguç'um. Skandal bir asitmiş hocam. Evet skandal gerçekten de camı eriten bir asit. Özellikle nerede kullanılıyor? Cam endüstrisinde kullanılıyor. ha hani cam erittiği için cam endüstrisinde kullanılıyor. Amonyak dediğimiz şey ise NH3. E, formülünü bilmek zorundayız. Çok popüler bir e, bazdır bu. E, ha bunların, çok bunların asit baz olduğunu söylemedik ya. Şunları versene bir geriden yere. hangisinin asit hangisinin baz olduğunu e, en, en azından bir söyleyelim. Şimdi tek tekrar söyleyelim. Hidrojen flor içinde H olduğu için asittir. Hidrojen e, hidroklorik asit zaten üzerinde asit yazıyor. Bunu görmüşsünüzdür. Nitrik asidi zaten asit olduğunu ya söylemiştik. E sülfürik asiti söylemiştik. Dolayısıyla amonya ne olduğunu bileceğiz Tonguç bazdır. Çok dikkat et Tonguç'um. E, şunu unutalım. OH içermiyordu. Görüyor musunuz bak? Oha. Yani aynı OH içermiyor. H içeriyor ama buna rağmen baz olduğunu söyleyebiliriz. Su ile birleşince ortamda ne oluşuyor Tonguç'um? OH oluşuyor diyebiliriz Tonguç. Yani bunu da hemen göstereyim. NH3 ile su birleşince eee NH4 OH ya. ve e, H e, çıkıyor evladım. Bunu unutmayacağız. NH4 o, OH ve H artı çıkıyor ortaya. Pardon. Özür dilerim. E, ne oldu evladım? Evet. Evet. NH4 yok şöyle yapıyoruz. H, NH3 ile H2O birleştiği zaman NH4 artı Artı OH eksi çıkıyor Tonguç. Abey yani e, bazik özellik özelliği Gübre yapımında kullanılıyor Tonguç. Patlayıcı üretimde kullanılıyor Tonguç. Gübre yani zaten patlar, amonyak hocam. dediğimiz zımbırtının içinde amonyak zaten yapay gübrenin en önemli yapı malzemesi diyebiliriz. Kalsiyum hidrokside bakarsak yani sönmüş kireç dediğimiz zımbırtı nasıl formül evladım? Kalsiyum ee, hidroksit. CaOH2. Kalsiyumun değerliği artı 2'yi de dikkat ettiysen e, OH'ın değerliği de eksi 1. Bunlar bir araya gelince CaOH2. Peki nasıl üretiliyor? Hemen şunu unutmayacağız sonuç. Kireç taşı dediğimiz bir madde var. Bunu duydum evladım? Kireç taşını evet hocam. Ağımda sırtıma sürmüştü. Heh, tellak. Kireç taşını sen ısıttığın zaman ısıttığın zaman kireç artı karbondioksit çıkıyor evladım. Bu kireci de alıp suyla birleştirdiğimiz zaman kalsiyum hidroksit oluyor evladım. Yani üretim aşaması iki aşamalı. İlk başta kireç taşını alıyorsun doğadan bulduğun kireç taşını. Beyaz bir kireç taşı. Bunu alıyorsun ısıtıyorsun tomuş ve kalsiyum oksit yani kirece dönüşüyor. Kireçle karbondioksit gazı ortaya çıkıyor. Kireci de alıp suyla birleştirdiğin zaman kalsiyum hidroksit oluşuyor. Yani sönmüş kireç oluyor evladım. Buraya anladık mı? Zor mu geliyor sana bunlara evladım? Çok Peki e, şunu unutmayacağız Tonguç. Kalsiyum hidroksit dediğimiz zımbırtının içindeki suyu atarsak Tonguç. Kalsiyum hidroksitin katısını elde etmiş oluruz Tonguç. E, yani bu olaya biz kristalleşme diyoruz E, Aynı zamanda karbonatlaşma dediğimiz bir olay da şu. Kalsiyum hidroksiti karbondioksitle birleştirirsek Tonguç kalsiyum karbonat olur Tonguç. Of. Kalsiyum karbonat. Dişlerimizi beyazlatan karbonat değil mi hocam? Evet aynen öyle dişlerimizi beyazlatan ve bu da kalsiyum karbonat da e, oluşurken ortaya bir su çıkıyor Tonguç. Buna da biz karbonatlaşma. Dikkat ettiysen kalsiyum hidroksit karbondioksit içindeki karbonu aldı. İşte karbonat bu olay karbonat değil ya, karbonat katıldı karbondioksit e, kalsiyum hidroksite. Peki evladım şunu unutmayalım. Kireç taşı asfaltların şu asfaltlardan önce, asfalt yapımından önce yola atılır Tonguç ve toprağın genleşme, büzülmesini önlemeye çalışır. Diğer türlü asfalt genleşir giderdi değil mi hocam? Asfalt gen, genleşir ve saçma sapan garip grup şekiller oluşurdu. Asfalt yapımından önce kullanılır Tonguç. Asfaltı kırılayım hocam vardı. Geçen bir makas meselesi vardı arkadaşlarla kapıştık. Bende de Şahin vardı hocam. Evet, bir tur attım içine. Sizden öğrendiğim bilgilerle saçmalamayı kes. Bir ateşleyici özelliğine bir de amonyak döktüm hocam bir yere. Çok hızlı geçtim hocam. Eylem saçmalama. Aynı zamanda beton yapımında kullanılıyor. Ulan burada marka vermişiz neyse. Beton <laughs> yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda ne de su arıtımında kullanılıyor. O zaman neymiş? E, su arıtımı asfalt ve beton yapımında ee, kalsiyum hidroksit kullanılır diyoruz evladım. Eee sodyum hidrokside bakalım. Sud kostik. Bu da bazik bir özelliğe sahip. Eee formülü NaOH. Ee, ya. yani sud kostik diye ezberlemek zorundayız bunu. Ee, peki so e, sodyum hidroksit nasıl oluşur? Sodyum klorürle suyu alıyorsun evladım. Ee, ardından şunu yapıyorsun Tomuç. Bak bu çok önemli. Eee Burada elektroliz kabı oluşturuyorsun. Elektroliz kabı da burası artı burası eksi. Yani burası anot burası katot özelliği gösteriyor diyoruz. Eğer sen elektrik akımını verdiğin zaman e bak sodyum klorürün içindeki sodyum buradan buraya geçiyorken sodyum ayrılıyor. Klor gaz olarak çıkıyor Tonguç. Klor gazı olarak dışarı çıkıyor. E buradan da hidrojen gazı çıkıyor evladım. Bak buradan klor gazı çıkıyor, buradan helojen gazı çıkıyor. Bu sırada klor gazı çıkarken sodyum klorür ayrılıyor, ayrılıyor parçaya. Bir de aynı zamanda buradan Na sodyum iyonu da fırlıyor. Bu Na iyonu dediğimiz zımbırtı da ne yapıyor evladım? Bunun içinden haş çıkarken buradan da OH çıkmıyor mu evladım? Oha ya. Aynen OH ya. Ve bu ikisi de ay ne kadar tatlısınız hanımefendi diyerekten birleşiyorlar. Bak sodyum artı OH eksi. Birleşince ne oluşuyor evladım? Sodyum hidroksit. Yani sut kostik oluşturuyorlar. Demek ki nasıl üretiliyormuş Tonguç'um? Elektrolizle üretiliyormuş Tonguç'um. Anlaştık mı? Hemen nerede kullanılıyor ama bakalım. Çamaşır suyunda kullanılıyor. Sabun yapımında kullanılıyor. Aspirin üretiminde kullanılıyor. Oluklu mukavva. Hani böyle kollerin yapımında oluklu mukavva kağıt var ya. Yumurta kurulan şeyler mi? Ha, o da olabilir ama kol yapımında genellikle e, bu kullanılıyor diyoruz. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder. Üşenmiyorsun. Tongut video bulmamız devam ediyor evladım. Bir önceki ve bir sonraki videomuz bu videoda like etmeyi unutma.